İşin öbür boyutu yani etkin pişmanlıktan yararlandırma boyutu. Ben meseleye şöyle bakıyorum. Yani burada meseleyi bir kere Yalçınkaya kararı öncesi ve Yalçınkaya kararı sonrası diye ayırmak lazım tüm değerlendirmelerde. Etkin pişmanlık dediğimiz hadise şu. Sana şunu dedirtiyorlar aslında. Şunu demek istiyorlar. Evet seni kurtaralım ama sen suçlu olduğunu kabul et. Ya insan bazen şey yapıyor. Öyle bir dar boğazda kalıyor ki çıkış yolunu göremiyor. Çıkış yolunu göremediğinden dolayı da evet ben suçluyum demek durumunda kalıyor. Yani bu masum bir şeydir anlamında demiyorum ama o dar boğazın ortaya çıkmasından dolayı evet ben suçluyum. Etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyorum onun ön koşulu bu. Ben suçluyum. Suçumu kabul ediyorum. Ve size suç arkadaşlarıma yani suç ortaklarımı söyleyeceğim meselesi. Ya burada birinci aşama diyoruz ki bak birinci aşamanın doğru olmadığını artık biz söylemiyoruz. Senin etrafındakiler söylemiyor. Bunu Yalçınkaya kararı ile birlikte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi söyledi. Dedi ki örgüt suçlaması olarak yöneltilen suçlama var ya o suçlama kanunsuzdur dedi. Ya bunu artık Yalçınkaya kararından sonra yani ben suçluyum demek ya bir insanın yapacağı ya en büyük yanlışlardan bir tanesi. Burada ne oluyor? Avukatlar veya başkaları nasıl yönlendiriyor? Çünkü ya kolay bir yöntem bu. Avukatlar açısından kolay bir yöntem. Polisler açısından kolay bir yöntem. Savcı açısından şimdi gidiyorsunuz polis. Aslında bakıyorsunuz orada ben hani çok insanlarla konuştuğumdan dolayı biliyorum. Adam iyi niyetli gibi gözüküyor. Ya gerçekten iyi niyetli de olabilir bilemiyorum yani. Diyor ki ya bak şartlar buradaki böyle etkin pişmanlıktan faydalanıyorum desen kurtulacaksın. Ya sistemi öyle kurmuşlar. Ya bu kolay bir yöntem. Bu kolay yönteme razı olursan çıkıyorsun. İşte buna dur demek lazım. Yani buna dur demek için de şu an elimizde o kadar büyük bir argüman var ki bu argümanı yok sayarsak yani AİHM Büyük Dairesi'nin kararından sonra gidip ya ben etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyorum. Yurt dışından 3 kişiyi vereceğim, 5 kişiyi vereceğim. O insanlara bir şey olmasa dahi ya büyük bir yanlış yapmış oluruz. Yani ortada şu an örgüt meselesini tamamen, örgüt suçlamasını tamamen ortadan kaldırılacağı bir aşamadayken adamlar diyorlar ki bak örgüt olduğunu kendisi kabul ediyor. Kendisi örgüt mensubu olduğunu söylüyor. Yani hakimlere koz veriyoruz. Yani burada işin şey boyutu birilerini mağdur etmeye. Üç kişiyle yetinmiyorlar ki. Öyle bir sistem ki o sistem. Sen üç kişi veriyorsun. O üç kişi yetmez diyor. Bir üç kişi daha ver diyor. O üç kişi daha veriyorsun. O da yetmez diyor. Biraz daha ver. O gerçekten sizin dediğiniz gibi yani sonradan kontrol edilemeyen bir alan. Bak bunu şöyle diyorum. Yani insanlar Yalçınkaya kararından sonra olayı tamamen değiştirmesi lazım. Etkin pişmanlık. Ben suç işlemedim. Yani suç işlemediğinizi önceden şöyle deniyordu ya cemaat insanları cemaat mensubu olan insanları yanlış yönlendiriyor. Bizi de o kategoriye dahil ediyorlar. Etkin pişmanlıktan yararlanmayın. Bak terör örgütü suçlaması doğru bir suçlama değil. Bu suçlamayı kabul etmeyin dediğimizde yanlış yönlendirdiğimizi ifade ediyorlardı. Yanlış yönlendirmiyoruz ya. Söylemeye çalıştığımız gerçekten bu suçlama doğru bir suçlama değil. Hakimler, savcılar, beyefendiler işte hukuki anlamda bir mücadele vermediklerinden dolayı zaten oradan onların adil bir yargılama yapılsın, adalet tecelli etsin diye bir mücadelesi yok. Onların mücadelesi iktidar bir perspektif belirlemiş. Onların belirlediği perspektife göre bir şey yapalım ama makamımızı koruyalım veya yeni makam elde edelim. Başka bir düşünceleri yok. Onların düşünceleri bu olduğu için o düşünceye uygun ya gel etkin pişmanlıktan faydalanma. Biz bunu nerede konuşmuştuk? Yani Dink hadisesinde, Dink davasında konuşmuş olabiliriz. Mahkeme başkanı ne yapıyor? Ramazan Akyürek, Vali Fuat Yılmazer ile ilgili ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veriyor. Verilen ceza fecaat zaten de o cezanın. Ve indirim uygulama hakkı var ya mahkeme heyetimizin. Mahkemeye öyle bir hak tanınmış, yetki tanınmış. Yani duruşmadaki tavırlarına göre değerlendirme yapmak suretiyle bir indirim yapabiliyor. Bu da önemli bir indirim. Eğer indirim yapmış olsa ağırlaştırılmış müebbet hapis değil de müebbet hapis olacak. Arada gerçekten büyük bir fark var. Bunu uygulamıyor. Niye? Çünkü ısrarla suçunu inkar ettiğinden dolayı. Adam suçsuzum diyor. Suçsuzum. Suç işlemedim diyor. Yani suç işlememeyi inkar olarak kabul ediyor. Ya yani bunların zihniyeti bu diyorum. Bunlara
suçsuz olduğumuzu ya bastıra bastıra söylememiz lazım. Artık avukatlar şöyle yapmamalı yani. Avukatlar bir dönem şunun avukatı, bunun avukatı, şu partinin avukatı, şu bu partinin avukatı diye. Eğer avukatlık yapıyorsak, bu dosyayı aldıysak, bununla ilgili hukuki anlamda mücadele veriyorsak artık ortada Yalçınkaya kararı gibi çok önemli bir karar var. Bu kararın yanında ya sen etkin pişmanlıktan faydalan diyen ya cahildir ya da kötü niyetlidir. Başka bir şey yok yani. Büyük Evet. büyük çok cahil cahil arkadaş ya avukatlar da var yani. Bu evet hukuk fakültesi mezunu ama cahil. Maalesef böyle insanlar da var. Ama kötü niyetli olanlar da var. Kötü niyetli olanlar ya tarih yazacak. Ben de o elemanı yani tarihin yazması için mücadele edeceğim. Konya Barosu'ndaki bir avukat. Avukatlara operasyon yapıldığında normalde barodan bir temsilci de gidiyor yani avukatların evine, ofislerine arama yapıldığında hukuksuzluk olmasın diye bir gözlemci avukat gönderiliyor baro tarafından. Yani o şüpheli olan avukatla ilgili yasal haklarının korunması, bir hukuksuzluğun olmaması için giden bir avukat. O dönem itibariyle Konya Barosu'ndan giden avukat diyor ki şeye bakıyor, polislerin elindeki listeye bakıyor. Yani şu an gülüyorum ama yani çok çok acı bir durum yani. Elindeki listede avukatların listesi var. 30 tane avukat yazılmış. Diyor ki bu sayı az. Bunlar değil. Bunların haricinde de diyor FETÖ'cü dediğiniz insanlar var diyor. Cemaatçi avukatlar var diyor. Ben size sayılarını söyleyeyim. Yani şeye giden avukat. Şimdi bu avukat sana etkin pişmanlıktan faydalan dediğinde bu adam yani bunun özelinde söylüyorum. Ya bu adamda şeref haysiyet diye bir şey yok yani. Yani bu bambaşka bir adam. O yüzden bazıları cehaletinden, bazıları kötü niyetinden, bazıları iktidarla işbirliğinden dolayı bu talepte bulunuyor olabilir. Yani burada aslında iş mağdurlara düşüyor. Mağdurlara diyoruz ki bakın gerçekten Yalçınkaya kararı bambaşka bir pencere açtı. Kurtuluşun yolunu burada aramak lazım. Başka bir şey de aramamak lazım. Çok uzattım ama gerçekten konu farklı bir konu. Yani avukatlar açısından da çok konuşulacak bir konu ama özetle böyle ifade etmiş olayım. Evet, aslında şöyle, az önce söylediğiniz biraz daha somutlaştırayım ben. Ben öncelikle suçluyum demen ve sonra da şu suçları işledim demen gerekiyor etkin pişmanlıktan yararlanmak için. Nedir o suçlar? Sohbete gittim, burs verdim, kurban bağışladım, bankasaya para yatırdım, çocuğumu işte cemaate yakın olduğu iddia edilen şu okula verdim, gazetesine abone oldum vesaire. Halbuki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yalçınkaya kararında bunları çok net bir şekilde bunlar suç değildir, bunlar örgüt üyeliği için yeterli değildir dedi. Hadi buna inanmadınız. Dediniz ki bunlar yabancı ki yani Türkiye'nin 60 tane hakimi var. O büyük dairedeki hakimlerden bir tanesi Türkiye'nin atadığı hakim olmasına rağmen yani yabancı bir ülkenin yargısı bizim iç işlerimize karışamaz deyip artistlik yapmalarına gerek yok bunların. Türkiye'de bir dönemde Yargıtay Başkanlığı yapmış Profesör Doktor Sami Selçuk'un geçen hafta burada da konuştuk. Çok açık ve net bir şekilde bunların hiçbir tanesi örgüt deliği değildir dedi.